Eşyalı Ömer Ercan. Niye bileyim ben, anlatan ben. Daha çok anlatmak istemiyorum. Bir daha anlat, bunu kaydediyorum, paylaşacağım. Dersin gittin oradan seyredin. Cemal Dayı'ya çok anlatmışım. Cemal Dayı anlatır onu. Cemal Cibar mı? Cemal Cibar biliyor hikayeyi de buna devamlı sonra. O zaman Cemal Cibar'ı anlat Cibar'da seyrettiriz. Anlat Recep'im, bu nasıl öldü hikayeyi? Anlat bakayım hocam. Lan nereden açtın bu mevzuyu? Bundan ne işin var şimdi? Başka bir şey koymuş daha iyi. Ben unuttum onu ya. Ben anlatamam şimdi bunu. Boş ver. Anlat. Kamerayı açtı adam, anlattı ha. İnternette dinleyeceğiz onu. Çevirin. Anlat ya, anlat. Ben bilmiyorum. Ama sen gözünü anlatman lazım. Sen anlat da o ara sıra kirer lafı. Sen unuttuğun yeri ben takip ediyorum derim sana. Ya ama ben de bir babanla aranda gizli hikayeyi bu babanla. Baş ver, elini çıkmış Allah rahmet eylesin. Abi sen gel oraya yanına. Sen şeyi babaya arılar soktu eşeği öldü deyince inanmadı tabii değil mi? Başkanım konuştum o hikayeyi çok iyiydi. Şimdi anlat bakayım. İkna edebildin mi onu? Nasıl oldu? İkna oldu mu yok? Ay yok ya. Işte. Anlat bakayım burada. Hakikaten atacak o neden dinleyeceğiz de. Anlat bakayım. kaç yılında oluyor bu? Eski ya, çok eski ya. Ben unuttum onun ne şekil olduğunu ya. Sen şeyden yaptığı yeri unutmasın. Ya anlat bak, adam açmış kamerasını dinle. Tamam işte, ne güzel çıkıyorsun orada işte. Anlat bakayım şimdi dinleyeceğiz. Anlat sen hikayeyi dinleyelim. Yok, ben anlatamam onu daha. Ya başkan bu almış eşeğe, ben anlatayım da unuttuğum yerleri. Bu gelmiş Ümer'e. Ümer'e de bu eşeğe arılar oğul vermiş Süleyman. Oğul verince demek sarılmışlar eşeğe. 2 dakikada eşeğe nakavt, eşeğe vurmuşlar, eşek ölmüş. Ölünce bunun babası çok aksi bir adam. Nasıl diyecek babasının eşeği vermiş tabii. Almış eşeği olsa de torbasını gitmiş. Gitmiş kesinin yanına, babası gelmiş akşama demiş. Ne abi eşeğin semerini aldın mı, terli merli olur. Anlat. Demiş ki baba, eşek öldü demiş arılar. Arı ne demişler, arı bu eşeğe de eşek öldü demiş. Demiş de oğlum eşek ölmedi, baban öldü demiş. Baban öldü demiş. Eşeğim gibi bir eşek isterim demiş buna. Aynı huyda, aynı tipte. Aynı renkte bir eşek bulacaksın demiş. İkisi var mıydı acaba, ikisi aynı? Niye de bulacak öyle eşek ya onun, babamın demesinden mi? O zaman eşek zamanı. Ne dedi, eşek ölmedi baban öldü. O şimdi kötü zamanı, yükler taşınacak. O yükleri düşünün yani, şimdi bana sıkıntıya koydun. Şimdi iyi de babanı diye öldü dedin, eşeği öldü mü öldü dedin. Eşeğin gün bir eşek isterim. Gittik bu gün işte uğradık oradan, bir çay aldık bir arkadaştan. O Çamala Gavay'dı. Onun eşeğini aldım. Ama eşeği ben götürmedim dedim. Bunu babam götürsün. Bunu da beğenmiyor ya, aynı eşek mi eşek isteği. Evet. Tüyü de tutmayı zaten. Saçı da tutmayız. Bir yeri tutmayız. Gittim. Bir adı benziyor. Bir aşık. İkisinin de adı eşek. İkisinin de adı eşek. Gitti yani. Aldı eşeğe. Geldi de eşeğe bir otoban lazım. Araba yolu. Patik yoldan gidemiyor. Eşeği yuvarlamış 3-4 yerde. Ya. Bir de bir balya makinesi üstünde makinemi yüklüyor, yıka gelmiş eşek lan bile de. Ne bu eşek? Nerede yetişmiş? Nasıl yürüyor? Araba yoluna hiç patik yola girdiği yok. Gelmemiş. Geldim akşam işte lan, buna diyor otoban yol lazım diyor. Bir patik yola sıkma dedi. Bu eşek seçişi eşek lan bile, bir de bana güzel. Eşeğin geçidi de sıran yuvarlandı öldü. O da öyle geberdi gitti, yuvarlandı gitti. Eşek öyle mi? Maceramız oldu. Babası bunun hali çok aksi bir adamdı ya. Çok. Aksi değil de huyu öyle. Yani şimdi şöyle. Ya. Yani öyle ona... yükler kakacaklar. Bu yükü kim kaldıracak? Kim getirecek? Bu açıdan. Özlüyor musun o gün? Eşeğe tabii özlüyorum ya. Eşeğe o verdiler o gün 25 lira para vermedim. Dedim bu benim. Ölen eşeğe mi? He dedim bu babamın eşeği. Bunu ben satamam dedim. İşte göz. 5 liraya da ben ona bir eşeği aldım. 5 liraya. 5 eşek. Ama 5 liralık eşek herhalde patik yolda yani, yürüyemez yani. Aynen. 5 liralık eşek gider mi patik yolda? İşte gitmedi ya zaten. Ben lan çöz yüklerini taşıyorum. Plakmış onu bana, babam geçiye gidiyor. Çöz yüklerini ben taşıyorum. Yüküyorum ona 2 tane varel. Bir taş boğazı var. Oraya geçiyorum. Eşek yata yaşa. Daha gitmeyi. Yükleri arkama taşıyorum. Bağlayırım orada bir yere bir taşa. Yükleri komple ben taşıdım o sene. Bunu diyemem ki bu yük götürmeyeyim. Bu akşama kadar yatar yükü ben taşıyorum. Bazı çizgi filmlerde eşeği de taşıyor adam. Seninki öyle götüremedim ben. Götüremedim ben de taşıyorum.
O senin yükleri de bana taşıttı. Peki insanlara niye derler sende eşek inatı var? Eşek inat mıdır? İnattım. Gitmem dedim bir de aşağı yattı varellerim çok dipten atıldı varellerden. Başkanım korktum. Eşek gerçekten inattır. Bizde iki tane at. Ali. Hadi dedim iki tane at bir tane eşek var. Atların bir tanesi özel olarak babam biner atları, binek atı yani. Biri de yuk atı. Rahmetli babam dedi bana ki git köye dedi. O atı al dedi. Yani bizim o zamanki zamanda cephane diyelim. Tüfektir, mermidir. Onları da tak dedi atın üstüne getir dedi. Ben de gittim köye aldım eşeği. Kardeşim eşeği aldım da bu eşek yürümez. Cimişçi Dağı'na doğru yaz başı bir yağmur bir dolu. Kaldık Cimişçi'de. Sonraki gün kalktık. O zaman da çok erken geliyorduk bu dağlara. Buzların geçsin lan geldim oraya kadar. Kürtlere'de köprü var. Şu anda mevcut köprü. O bir şey daha dar ediyor. Köprüye geldim. İmkan var mı köprüden karşıya geçecek? Lan nereye geçecek? Hakkı köprüden... Beton köprü ama geçmiyor. Abi, İmkanı inat, yok. İnat etti geçmiyor. Abi, geçmiyor. Geçmez. Başkanım ne yaptım biliyor musun? Bu yükleri aldım. Koydum derenin karşısına. Aynı benim gibi taşımış da demeyeyim. Bunun, bunun şeritlerini çözdüm. Aldın sırtına. Bağladım köprünün ayağına. Yok dere kalabalık ki değil. Bunu dereye bir şey attım, verdim. Bu şimdi dere lan gitmedi. Başta dere aşağı gitmiyor. Gitti gitti. Şerit tabii kaldı. Çözdüm şeridi. Dere aşağı gitti gitti gitti. O dereden attı karşıya. Neticede eşeğe buraya getirdim. Aradan bir hafta geçti gittim atı aldım. Şimdi buradan atlan eşeğe bir getireceğim. Bağladım eşeği atın arkasına. Başkanım o köprüye yanaştık. At tabi güzel yürüyüşle at. Ata iki tane vurdum eşeğe çekerek sürüterek geçti. Ha korktu eşek hatırladı orayı değil mi? Hatırladı hatırladı ama hiç, ama hiç direnemedi yani. At öyle çekti aldın oradan ya. Eşek o kadar inattır. O kadar inattır. Yattı mı kalkmaz eşek ya. Gebersin onu kalkmaz istedim ya. Ya inattı ya. Rahmetli babam gene. Arı o hepsi şey birden uçuştu. Başta abi orada Bağdı diye birisi vurur. Ağustos ayıydı. Bu ayların sonlarıydı. Ben de bir bariye maçına salmaya gittim Fazlı dayıdan. Oradan baldım yolun üstüne. Ceylan direğine. Onun alt tarafta bir arkadaş arılarını sağacak, bal alacak. Sigarip çerçeveyi koymuş duvarın üstüne. Orada komple arı aşağısı yukarısı. Arılarına hücum etmiş o bal kokusuna. Benim o merkepte orada işte duruyor yolun üstünde sansmış bir iki önü, çözülememiş. O giren arı sançtı onu, bir iki arı sançtı mı zaten komple arı ona sönmüyor. Atın eşeğin yularında ben arısız bir yer bulamadım tutmaya. Komple kaplamış. Köy birden felci öldü. Orada çokların arısı öldü zaten, kırıldı komple. Nazirli oraya geldi arısı, İmaran'ın arısı oraya. Ya köy birden karıştı. Ona bir çamur yoğurduk orada. Çamura koydular. Köyde ne yurat yoğurt kaldı, ne surat kaldı. Ateş düşürdü diye, töçüydük onun üstüne ama kurtaramadık, öyle şişti geberdi orada. Biz de yüklendik semerini de. Biliyor musun Hakkı? Peynir suyu. Hı hı. Surat o. Eşek işi evet öyledir. İyi gidi yaşak. O bir kelim de o eşekle bana götüreyim mezede geçen yana duruyorum. Kumanya götürüyor bana. Ben duruyorum çatırda yalnız. İki tane çorbayı koymuş. Kavanoz çorba. Eşeğin torbasına. Yolda bir yerde talaş kesmişler ağaç. Orada talaş var. Eşeğin de bir huyu var. Eşek de o vardı. Gelmiş oraya yatmış, ağlamış. Obamış da öldü eşekten bir buçuk saat sonra. Eşek gelmiş çıkmış diye yüklerini yıkay. Baktım orada değil senin üstünde değil. Kırılım madde vardı. Senin haberin yok mu kırılım madden yatmış ağlamışsın diye. Eşeğe mi diye? He. Soban burada ağaç. Ama kavanozlar, baştan söyledi bunu. Kavanozlar vurmuş birbirine biri girilmiş. Ama baştan söyledi bunu. Eşek, koydum oraya. Eşek ne anlar kırılım madde? Kırılacak eşek. Kırılmış kavanoz. Al eşeğin baltalan burayı bu sarısının üstüne. Kaldırı sarı başında bakay. Baltalan vuruyor yanında. Baltanın uçuşuyla ağzıyla. Yok yok. Baltanın sapıyla. Şey tarafından. Dürüdü sen anlıyor. Kaldırıp bakay sarı başına dedim. Bak yaralanmış mı diye. Bir çovalay. Gene bir daha dövü. Eşeğe söylenip kuray. Çoban ağaç değilsen yatmış anaysın. Demiyorsun bu adam gölü döver beni bilmem ne eder işte. Siçerağı o zaman. Burada söyledi abi. Eşeğe ceza verdi. Yuk diye yükünü. Bu bir bacağını bağladı semerin kaşına.
Uç bacak. Allah Allah. Uç bacak. Bacak kaldırdı mı yerden? He he. Kaldırdı, semerin baş tarafına bağlı. Ya ha böyle katlandı semerin ya. Semerin kaçına bağlı. He. Ha böyle duruyor uç bacak. Dedim baba sen ne yapıyorsun ya bu eşek? Dedi ki bu dedi cezalıdır dedi. Aynı asker usulü yani. Askerde bir adam arabaya bile ceza verirdi yani. Tabii. Bu da aynı vermiş bir ceza. Yedik yemeği ben gittim. Karanlık olmuş. Dedim bu eşeğe bir sözeyim de bacanı macanı bir rahatlasın torbasında takar. Gittim yani şunu çözdüm bacanı şunu bacağı gene öyle duruyor. Uyuşmuş. Aynı böyle. Biraz ovaladım ovaladım. Çektim onu oradan ahır var ahıra. Babam duydu bunun sesini. Ne yaptın la dedi. Dedim eşeğe gittim orada ahıradım torbasını taktım dedim. Baba ayağın üstünde basamayın. Niye çözdün la dedi. La dedi aynı boku yiyecek yarın dedi ya. La dedi baba ne anlar bu yarın ki aynı boku yiyecek ya. Antika bir adam idi. Eşekle konuşuyor, eşek anlıyordu onu büyük ihtimalle. Ben nereden anlayacak eşeği? Allah Allah. Allah Allah. Şey, baba ters bir adam, iyi eşek vardı yoksa sizi ceza aldıracaktı yani. Çok ters adam. Hıncını ondan aldı. Çok ters adam. Elhamdülillah. Elinize sağlık, kesenize bereket. Abi isim neydi sizin? Recep Çolak. Dur, dua yapayım. Dur. Cenab-ı Allah hepsi zamanda tekrar nasip etsin. Amin. 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 Amin.